Hindi. Hindi. Evet. Yemek. Seviyor musun hindi? Çok severim. Ben de severim. Özellikle bu tavukların biliyorsun hakkında çok fazla dedikodu var. Çok Maalesef. fazla işte antibiyotik basılıyor, efendime söyleyeyim hormon basılıyor, ilaç veriliyor tavuklara gibi söylentiler çok olduğu için hindide bunun daha nispeten az yapılabildiğini duyduk. Tabii o da söylenti ama artık bilmiyorum. Hindi kullanıyoruz son zamanlarda daha sık bir şekilde en azından tavuğa nazaran. İlk zamanlar hindinin fiyatı uygundu. Şimdi ama tabii insanlar hindiye yönelince daha az tüketiliyordu biliyorsun. Sadece yılbaşlarında tüketilen bir yiyecekti Türkiye'de hindi. Sonradan popüler oldu ve her sofraya hemen hemen girmeye başlayınca, marketlerde de sık sık satılmaya başlayınca fiyatı da arttı doğal olarak, talep artınca. Ama biz hindi etini hep yiyorduk zaten. Yani ben severim hindi etini. Ben de çok seviyorum. Ama çok sık değil, çok sık yemiyorduk. Yani daha çok ağırlıklı tavuk yiyorduk. Dediğim gibi şimdi son dönemlerde hindi artık her markette hemen hemen bulabildiğimiz için daha rahat bir şekilde ulaşabiliyoruz. Daha sık yeme imkanına sahip oluyoruz. Burada hindi olmasının sebebi şu bugün. Midye sever misin? Hayır. Neden? Ama genel olarak deniz mahsulleriyle mi aran iyi değil? Evet, doğru bir tespit. Yani çok çok şey kaybediyorsun. Yani işte yani çok şey değilim yani. Yani deniz Benim çok mahsulleri... düz bir damak tadım var ama. Yani deniz mahsullerini ben çok seviyorum. Onun dışında tabii et ürünlerini, sakatatları vesaire çok seviyorum ama deniz mahsulleri içerisinde de midye. Midyeyi çok severim. Midyenin biliyorsun bir haşlanmış pirinçle beraber yapılan versiyonu var. Bir de midye tava var. Midye tava gördün mü, yedin mi hiç ya da Gördüm ama yemedim. yemedin? Yine çok şey kaybetmişsin. Midye Konuyu tava... hindiye nasıl bağlayacaksın? Hindiden onu merak Hindiye ettim. şöyle bağlayacağım olayı. Evet. Midye tava değil, hindi tava yapacağız. Son dönemlerde tavukla uyguluyorlar bunu. Tavuk midye tava ismiyle yapılan bir yemek var. Aslında midye tavanın yapılış şekli gibi düşün. Aynısını biz tavuğa normalde uyguluyorlar. Biz hindiye uygulayacağız. Çok farkı yok. Sadece lezzet farkı olacak. Bence hindi tavuktan daha lezzetli bir et. Şimdi hemen çok lafı uzatmadan nasıl yapılacağını anlatalım kısaca. Yaklaşık 500 gram, yarım kilogramlık bir tavuk ya da hindi fark etmez. Burada hangisini uygulamak istiyorsanız onu alabilirsiniz. Bunu önce kuşbaşı şeklinde doğrayacağız. Çünkü bunları çöp şişlere geçireceğiz ve şişlerin üzerinde kızartacağız. Sosuyla beraber tabii Bayağı da ki. alengirli. Çok alengirli bir tarafı yok aslında. Çok basit. Şimdi sadece Yine çöp şiş, yine çöp şiş. çöp şiş, evet yine çöp şiş. Hemen doğrayacağız. Kuşbaşı büyüklüğünde doğrayacağız. Şişlerimize geçireceğiz ve hemen akabinde sosumuzu hazırlayacağız. Bunların doğrama işlemini bitireyim. Karbonatlı su bunun neresinde? Kuşbaşı doğradıktan sonra 2 bardak suya ihtiyacımız var. 2 bardak suyumuzu kabımızın içerisine döküyoruz. Ve bir tatlı kaşığı karbonat Anladım. suya karıştırıyoruz, çözdürüyoruz. Sonrasında kuşbaşı doğradığımız hindileri o suyun içerisinde yarım saate yakın bekletiyoruz. Neden? Asidik yapısıyla aslında karbonatın Evet. asit içeriğiyle beraber sinirlerini çözüyor. Daha yumuşak bir et olmasını Ha, sağlıyor anladım. esasen. Okey. Evet. Başla. O zaman şimdi doğrayalım. Seven old years writing what they wanna hear, an author of fictional stories. I've been filling the space with romantic cliches. If we're honest, it's all kind of boring. Now that I got you, I just tell the whole truth. Hindilerimizi buraya bulayacağız. Daha sonra kızartma işlemi için bir parça ekmek kullanıyorum burada. Bayat bir ekmek varsa küçük bir parça alabilirsiniz. Bir bardak unumuz var. Baharatımız var. Sınırı yok baharatta. Hangi baharatları seviyorsanız istediğiniz miktarda kullanabilirsiniz. Lezzetini kendinize göre ayarlayabilirsiniz. 2-3 baş sarımsak kullanacağız lezzet vermesi için. Bir şişe de sodamız var. Sütü getirmemin sebebi şu. Normalde burada soda kullanacağız ama ekmeği sütle ıslatacağım ve kıvama gelmesini sağlayacağım. O yüzden az bir miktar süt kullanacağım.
bir hamur kıvamına getireceğim aslında ekmeği. Daha sonra diğer malzemelerimizi ekleyeceğiz, unumuzu ekleyeceğiz ve sonrasında... Un, galiba mısırını da ekledin, doğru mu anladın? Evet, aslında unun içerisine yine biraz mısır unu koydum. Sen seversin mısırını. Mısır ununu evet, seviyorum. Çok lezzetli oluyor gerçekten. İyice yoğurduktan sonra unumuzu ekliyoruz, baharatlarımızı ekliyoruz ve sodamızı ekleyeceğiz. Bir sodayı tamamen kullanıyoruz burada. Ooo, köpürdü. Evet. Şimdi bunu iyice karıştırıyoruz artık malzemelerin iç içe geçmesi için. Ben erken davrandım. Bunları koydum, sarımsağı soymayı unuttuğum için. Evet. Şimdi artık sosumuz hazır. Sosumuz boza kıvamında olacak. Hindilerimiz hazır olmak üzere zaten. Onları tek tek şişeteceğim. Önce una bulayacağız. Sonra sosumuza bulayacağız. Ve hemen kızartma yağımızın içerisine bırakacağız ve kızartma işlemini tamamlayacağız. Onların tamamını şimdi hızlı bir şekilde göreceğiz zaten. Ben şişleme işlemine geçiyorum. Sonrasında da kızartma işlemini yakından takip edeceğiz. I spent 7 years writing what they wanna hear and author of fictional stories. I've been filling the space with romantic cliches. If we're honest, it's all kind of boring. Now that I got you, I just tell the whole truth. Şişlerimiz hazır. Evet. Evet, sosumuz da hazır. Küçük küçük yaptım. Sebebi şu, şimdi şişlerimizin özellikle fazla kısımlarını keseceğiz. Siz de boyunu tavanıza göre ayarlayabilirsiniz. Şimdi şişlerin kenarlarını kısaltacağım. Kızartmadan hemen önce, örnek veriyorum, tavaya 5 tane atabiliyorsanız aynı anda, sosa bulayıp 5'ini atıyorsunuz, diğerlerini hemen soslamıyorsunuz. Ama önce çöpleri kısaltmam lazım. Hemen sonrasında kızartmayla alakalı görüntüleri de izleyeceğiz. Seven old years writing what they wanna hear and author of fictional stories. I've been filling the space with romantic cliches. If we're honest, it's all kind of boring. Now that I got you, I just tell the whole truth. Hindi midyelerimiz hazır. Şimdiden afiyet olsun herkese. Bu arada tabii bir not düşmek istiyorum. Özellikle sosunuzdan, bu buladığımız harcın sosundan kaldıysa onları da yağda kızartabilirsiniz kalanları. Bişi gibi düşünün, bişi yapar gibi düşünün. Çok güzel bir lezzet olmuş oluyor. Çünkü içerisinde çok güzel baharatlar var. Sodayla beraber zenginleştirdiğimiz unumuz var. Hindi midyelerimiz de burada. Afiyet olsun.